İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası verilmesiyle ilgili tartışmalar da sürüyor. İmamoğlu hakkında Google'da dikkat çeken bir ifade yer aldı. Google'da Ekrem İmamoğlu araması yapanlar eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanıyla karşılaştı. İmamoğlu ise yanıtında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak bir yorum yaptı. I speech kürsü yazdı İmamoğlu. 2019 yılında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde kürsüde konuşmak isteyen Erdoğan bu talebini moderatöre yarı İngilizce yarı Türkçe dille getirmeye çalışmıştı ve I speech kürsü demişti. Sahte doktoru hatırlayacaksınız. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde Ayşe Özkiraz isimli bir kişinin sahte doktor olarak görev yaptığı anlaşılmıştı. Bu konuyla ilgili soruşturma tamamlandı. Sağlık Bakanlığı Ayşe Özkiraz'la birlikte ameliyata giren doktorların cezalarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirilmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yöneticisi sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir denildi. Evet, cumhuriyet.com.tr'den öne çıkan haberlere bakacağız. Pek çok başlık var. Hepsine şöyle bir göz atalım. Evet sevgili seyirciler, bir zam haberi dikkat çekiyor. Kolaya büyük zam tarih verildi başlığına. Hemen bir bakalım. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda kola fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. 2,5 litrelik kola 30 lira, 2 litrelik kola 25 lira, 1,5 litrelik kola 23 lira ve 1 litrelik kola 18 lira olarak satışa çıkarılacak. Hemen bir diğer başlığa bakalım. YSK Başkanı için dikkat çeken çıkış başlığına göz atalım cumhuriyet.com.tr'den. Erdoğan'ın yakın çevresindeydi. Profesör Doktor İzzet Özgenç'ten YSK Başkanı çıkışı, görevden ayrılması hatta alınması gerekiyor. Bir dönem AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresinde bulunan Profesör Doktor İzzet Özgenç'ten YSK Başkanı Muharrem Akkaya hakkında dikkat çeken bir çıkış geldi. Evet, malum YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın son günlerde yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Özgenç, Akkaya'nın görevinin gereklerine aykırı olarak kamuya yaptığı açıklamalar dolayısıyla bir an evvel bu kurumdaki görevinden ayrılması hatta alınması gerektiğini söyledi. Özgenç Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın görevinin gereklerine aykırı olarak kamuya yaptığı açıklamalar dolayısıyla bir an evvel bu kurumdaki görevinden ayrılması ve hatta alınması gerekir. Bir kamu görevlisi mensubu olduğu kurumun güvenilirliğini sarsacak davranışta bulunamaz ifadelerini kullandı. Ve bir diğer başlık, Koca Sinan'a bile acımadılar. Tarihin kalbine hançer. Hemen bakalım ayrıntısına. Süleymaniye Camisi'nin silüetinin bozulduğuna yönelik tartışmalar vardı. Plan değişikliği İBB meclisinde kabul edildi. AKP ve MHP'li meclis üyelerinin evet dediği planda tarihi caminin silüetini bozan yapı İlim Yayma Vakfı'na ait. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan 470 yıllık Süleymaniye Camisi'nin silüetini bozan tartışmalı plan değişikliğine İBB meclisindeki AKP ve MHP'li meclis üyeleri bir kez daha evet dedi. Evet bakın yine asgari ücret ilişkinde başlık var. Beklenen rakam yükseldi ifadeleri yer alıyor. 9 bin lira olacağı yönünde söylentiler var. Konuşacağız şimdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bir araya gelecek. Artık bugün asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik bir netlik bekleniyor sevgili seyirciler. Artık masada rakamlar yer alacak ve asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik de bir beklenti bugün açıklanması yönelik.